Konut ve gayrimenkul piyasasını konuşacağız. Konut ve gayrimenkul piyasasının gözü Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası Temmuz ayındaki, bu ay 25'indeki toplantısında bir faiz indirimi yaparsa, ki şu andaki göstergeler faiz indirimi yapacağı yönünde, bu faiz indiriminin oranı konut sektörünü doğrudan ilgilendiriyor. Çok küçük bir indirim ile konut sektörünün ayağa kalkması söz konusu olamayabilir. O yüzden Merkez Bankası'ndan büyük bir adım gelebilir gibi tahminler de yapılıyor. Bilemiyoruz, bakacağız. Merkez Bankası'nın adımlarını hep birlikte göreceğiz. Yeni bir Merkez Bankası Başkanı var. Yeni bir dönem başlıyor. Ve bu döneminde faiz indirimiyle birlikte yürüyeceği gibi bir genel anlayış var. Bugün bize Piyale Paşa Gayrimenkul CEO'su Kaan Yücel eşlik ediyor. Hoş geldiniz Kaan Bey. Hoş bulduk. Bir fotoğraf çekmenizi istiyorum önce. Röntgen, konut sektörü, yani geriye doğru bir yıl. Haziran'dan Haziran'a gidelim isterseniz. Nasıl bir tablo var? İyiye giden hususlar, kötüye giden hususlar, umutlu olduğunuz noktalar, umutsuz olduğunuz noktalar. Düzeltilirse, bazı düzenlemeler yapılırsa iyiye doğru gider diye düşündüğünüz hususları, hepsini böyle bir şey olarak, bütün olarak anlatmanızı rica ediyorum. Bir kere şey söyleyeyim. 2018 yılında ne kadar konut satıldı diye baktığımızda geçen sene yine 1,5 milyon civarında konut satıldı Türkiye'de. Evet. Önemli bir rakam bu aslında. Şu anda birçok kimse hani konut sektöründe, gayrimenkul sektöründe bir krizden bahsediyor. İşte konut satışlarının eski seviyelerinde olmadığından bahsediyor ama rakamlara baktığınızda aslında biraz da farklı şeyler görüyoruz burada. 1,5 milyon rakam ciddi bir rakam. Bu senenin ilk 5 ayına baktığınızda TÜİK verilerinde 423 bin rakamını görüyoruz. 5 ayda 423 bin, bu da ciddi bir rakam. Demek ki biz bu senede 1 milyonun üstünde bir konut satışı göreceğiz burada. Tabii bunlar aslında TÜİK verileri tapu devirlerini kapsadığı için belli bir dönemden sonraki satışları belki içermiyor olabilir. Bir azalma olduğu çok aşikar. Yani 1,5 milyonlardan 1 milyonlara inmiş, çok aşikar. Fakat hani gene de 1 milyon çok ciddi bir rakam. Biz bu sene 2019 yılında özellikle artık seçimlerin sonlanmasıyla birlikte geçtiğimiz 2-3 sene içerisinde ciddi miktarda seçim yaşadık. Bunlar konut satışlarını çok etkileyen unsurlar. Kesinlikle. Dövizdeki artış konut satışını çok etkileyen bir unsur. Özellikle dalgalandığı zaman döviz, hani belli bir yere oturması farklı bir şey ama dalgalandığı zaman gerçekten de sıkıntı yaratıyor konut alıcısında. En azından beklemeye geçiyor, dövizi görmek istiyor, nereye gideceğini görmek istiyor, gelirini görmek istiyor. Bunlar düzeldiğinde, bunlar bir yoluna girdiğinde, daha stabil bir düzene sokulduğunda gerçekten de konut satışlarının üzerinde ciddi bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ve bu yaz ayları geçtikten sonra, yaz ayları biliyorsunuz gene konut satışlarının zayıf olduğu aylardır. Eylül ayından itibaren artık daha düzgün bir kuru da yakalayacağımızı düşünüyorum. Yeni bir seçimin, yeni bir siyasi bir gelişmenin de olmayacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla bu ortamın gayrimenkule iyi yansıyacağını ve özellikle Eylül ayından sonra belki eski günlere dönmek gibi olmasa da daha güzel günler yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet. Fakat bir şeyi de eklemek istiyorum. Lütfen. Dönemler başka fırsatları da beraberinde getiriyor biliyorsunuz. Bu kriz döneminde konuttaki satışların düşmesi yabancı satışında özellikle hükümetimizin bir takım yeni uygulamalar getirmesine sebep verdi. Ve bu da yabancı satışlarının aslında önünü açtı. Son özellikle 5-6 aydır vatandaşlık verilmesiyle birlikte yabancı satışlarında ciddi bir artış oldu. Rakamlar hala çok düşük. Hani baktığınızda işte bu sene ilk 5 ayda 423 bin konut dedim. Bunun sadece 17 bini yabancıya satılmış durumda. Dolayısıyla %4'ten bahsediyoruz. Aslında çok küçük rakamlardan bahsediyoruz. Kesinlikle. Bunların %15'lere, 20'lere getirmemiz lazım. Bu gerçekten de önemli. Bu bizim sektörümüzün bir an önce ele alması gereken yabancıya yönelik bir takım belki farklı uygulamaları da koyarak geliştirmemiz gereken unsurlardan birisi olarak gözüküyor.
Şimdi Merkez Bankası'nın faiz indirimi meselesine geleceğim. Ondan önce sizin bu seçimle ilgili yaptığınız girizgaha destek verecek bir anekdot anlatacağım. Seçimler biliyorsunuz 23 Haziran'da tamamlandı. Bir anne bir tweet atmış. Gerçek olduğunu tahkik ettim, öğrendim yani. Hani şey değil, böyle nasıl söyleyeyim, gerçek dışı bir şey yazmamış. Diyor ki oy kullanmaya gidiyorum. Kucağımda da 1,5 yaşında bebeğim var. Ve zarfı, daha doğrusu oy pusulasını bebeğin eline verdim. O da tak diye kutunun içine attı sandığa. Sandık kurulu başkanı falan şaşırmış. Demiş ki nasıl yaptı bu ufacık bebek falan 1,5 yaşında falan. Demiş ki ama üçüncü seçimi bu çocuğun. Evet. Yani bu bebeğin üçüncü seçimi. O yüzden hakikaten Türkiye'nin gerçekten yeni bir seçimi kaldırması mümkün değil demeyeyim ama iyi olmaz. O bakımdan gerçekten zamanında ve düzenli olarak yapılan seçimlerle ancak kendimizi test etme imkanımız olabilir. Siyasi partiler açısından söylüyorum. Şimdi faiz indiriminde ne bekliyorsunuz? Yani konut sektörü olarak. Konut sektörünün adına konuştuğunuzu varsayın. Öyle yanıtlayın. Şimdi şöyle, bütün geçmiş istatistiklere baktığınızda belirli bir oranın altına inmesi lazım. Özellikle konut kredilerinin. Nedir bu oran? İşte 1,20'lerdir. 1,20'lerin altına geldiğinde, aylık faiz olarak söylüyorum bunu, 1,20'lerin altına geldiğinde konut sektörü özellikle kredili satışlarda hareketlenmeye başlar. 1'in altına geldiğinde de gerçekten de iyi bir seviyeye ulaşır. Biz şu anda nerelerdeyiz? 1,5'la bazı bankalarda, özellikle kamu bankalarında aylık %1,5 civarında, diğer bankalarda da 1,7 civarında, senelikte %18 ile 20 arasında değişen oranlardayız. Evet. Bu oranlar tabii konut kredisi kullanmak için gerçekten çok yüksek oranlar. Hani bir noktasından sonra artık faiz ödemeye başlıyorsunuz siz. Ana parayı ödeyemiyorsunuz gibi tabii bir duruma geliyor. Dolayısıyla konut satışına bunun etkili olabilmesi için gerçekten de önce 1,20'lerin altına, arkasından da 1'in altına gelmesi lazım. 1,5, 1,20, 0,3 işte bu da baktığınızda hani 400-500 puan civarında bir indirim demektir. Bu olduğu zaman konut sektörüne bir başlangıç olur, bir ivme olur diye düşünüyorum. Arkasından zaten piyasalar daha aşağıya gitmesi yönünde de bunu satın alacaktır diye düşünüyorum. Yani toplamda yıl sonu itibariyle 400-500 bas puanlık bir indirim mi bekliyorsunuz yıl sonuna kadar, yoksa? Aslında bekliyorum demeyeyim. Evet. Aslında bu hani hesap konut sektörünü ne hareketlendirir diye baktığınızda olması gereken budur. Hani 1,20'lerin, aylık 1,20'lerin altına gelmesi lazım. Bu da 14-15'ler demektir senelik. Şu anda 18-20'lerdeyiz. Evet, aslında hesap bu. Peki. Şimdi bu 250 bin dolar ödeme koşuluyla vatandaşlık başvuruları kabul edilmeye başlandı bir süredir. 1 milyon dolardı. Oradan 250'ye indirdiler. Bence gerçekçi bir değerlendirme yaptılar. 250 bin dolar makul bir fiyattır. Nasıl bir yansıması oldu konut sektörüne? Şimdi gerçekten de olumlu bir yansıması oldu. Çünkü hani 1 milyon dolar çok yüksek geliyordu yabancıya. 1 milyon dolara dünyanın birçok yerinde de gayrimenkul satın alabilir ve orada da dünyanın birçok ülkesinde de çeşitli imkanlar sunuyorlar. Belki vatandaşlık değil, oturma izni ve belli bir süre vatandaşlığa geçmek gibi senaryolar var ama hemen hemen her ülkede de gayrimenkul alımıyla birlikte bir takım haklar tanınıyor. Bizde de aslında biraz da radikal bir kararla 250 bin dolara vatandaşlık hakkı tanındı. Belirli ülkeler için, bazı ülkeler hala bu hakkı kullanamıyor. Bu ülke vatandaşları gelip 250 bin doları peşin olarak verip, hem de bir banka hesabından gönderilmesi lazım. Bu ödemeyi yaptıkları zaman yaklaşık 2-3 ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabiliyorlar. Şimdi burada birçok kimse hani bunu çok az buluyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 250 bin dolar mıdır, çok ucuz değil mi diyen çok kimse oluyor. Doğru, yani böyle bakabiliriz. Haklı oldukları konular var burada. Ama rakamlara baktığınızda bu kanun çıktığından beri benim bildiğim yaklaşık 1000 civarında kişi Türk vatandaşlığını almış durumda. Evet. 980 veya da 1000 civarıdır.
Çok çok az rakamlardan bahsediyoruz. Çok küçük rakamlardan bahsediyoruz. Yabancı satışları bugün konuştuğunuzda birçok kimse şöyle bir genelleme yapabiliyor. İşte bütün konutları Araplar alıyor diyorlar şeyde. Halbuki bu 250 bin dolardan sonra baktığınızda birçok farklı ülkeleri gördük biz. Bizim projemizde de aynı örneğin, şekilde. Örneğin. Çin, İran, Libya, birçok farklı farklı evet, ülkelerden, Filistin, yani. Evet, birçok farklı ülkelerden kimseler çeşitli sebeplerle, çeşitli farklı sebeplerle vatandaşlık için başvuru yapıyorlar ve ev alıyorlar. Ama söylediğim gibi rakamlara baktığınızda bunlar çok çok küçük oranlar. İşte ilk 5 aya baktığınızda %4. %4 gerçekten de hani biz bir metropol üzerinde konuşulası değil yani. Evet. Değil. Burası evet. İstanbul'sa, burası bir dünya şehri ise, burası bir metropol ise burada çok daha fazla sayıda yabancı olması lazım. Çok daha karma bir yapının burada olması lazım. Peki. Biraz projenizden bahsetmenizi rica ediyorum. Projeniz bu bölgeyi yani Dolapdere civarına ilk konumlanan prestij projelerden bir tanesi. Şimdi yukarıya doğru gelen ciddi projeler var. Ben görüyorum yani Vehbi Koç Müzesi'nin olduğu yerden sizin projenizin sonlandığı yere kadar giden o hinterland çok değişti. Ne durumdasınız? Nasıl satıyorsunuz? Ne satabiliyor musunuz? Yabancıya ne kadar satıyorsunuz? Ne zaman tamamını bitirmeyi planlıyorsunuz? Önünüzde güçlükler var mı? Ya da bu güçlükleri nasıl aşacaksınız diye soruyorum. Projemiz biliyorsunuz yaklaşık 3 senedir devam ettiriyoruz. İlk kazmayı vurduğumuzdan beri 3 sene geçti. İstanbul'un en büyük projelerinden bir tanesi. Yaklaşık bir 500 bin metrekare inşaat yapıyoruz. Şehrin tam ortasında Beyoğlu'nda yapıyoruz evet. Bu inşaatı hem de. Bu 3 sene içerisinde hem kentsel dönüşüm güzel ve hani uygulanabilir bir kentsel dönüşüm örneği sunduk Piyalepaşa İstanbul'da. Bir noktaya getirdik. İnsanlar şu anda oturuyorlar projenin içerisinde. Yaklaşık bugün itibariyle işte yaklaşık 4-5 aydır teslimleri yapıyoruz. 250 aile oturuyor projede ve yaz sonunda bunun 500'lere ulaşmasını bekliyoruz. Mutlaka sektörümüzün yaşadığı bir takım sorunlardan dolayı biraz yavaşladık. Ama konut kısmını bu senenin sonunda bitirmeyi hedefliyoruz ve bunu yapacak hem finansal kaynağı hem de güce sahibiz. Ticari kısımları da 2 sene içerisinde tamamlayacağız projenin hemen konutların hemen arkasında. Bu konuda bütün çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Projede oturanlara çok ciddi imkanlar sunuyoruz. Biz hani yönetiminden ikinci el satışlarına, kiralamasından içerisindeki sosyal aktivitelere kadar her şeyi Polat markası altında gerçekten gerçekleştiriyoruz. Bunun için yönetim şirketimiz, çeşitli aplikasyonlarımız, insanların orada oturanların rahat etmesini sağlayacak her türlü imkanı proje içerisinde sunuyoruz. Spor merkezimiz açıldı, bakkalımız daha önce bunları taahhüt ettiğimiz için marketimiz söylüyorum. Yani. Marketimiz, eczanemiz. Caddeniz işlevsel hale geldi herhalde. O da çok hızlı bir şekilde, o da bu senenin sonuna kadar artık hayata geçmiş olacak. Arkasından ticari tarafı yani otelin ve ofislerin olduğu kısımları da ekleyerek projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Dediğiniz gibi Dolapdere'den Piyalepaşa ve sonrasına kadar gidecek evet. Güzel bir proje hazırlıyoruz. Peki başarılar diliyoruz size bu yolda. Böylece bu bölümü de noktalıyoruz ve yarın aynı saatte yine karşınızda olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.